Herkese selamlar hoş geldiniz. TP-Link'in anakartında dahili Wi-Fi 6A yongası olmayan kullanıcı için tasarladığı adaptörü Archer TX55E'yi bu videoda yakından inceliyoruz. Wi-Fi 6 temelini kullanan ve %75 daha düşük gecikme ile ultra hızlı gerçek zamanlı oyun deneyimi sağlayan bu adaptörün yapabildiklerine gelin yakından bir bakalım. Tabi her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. Yeni Wi-Fi standartı bildiğiniz gibi 802.11ax yani Wi-Fi 6. Bu standardı destekleyen modem ve routerlar ise piyasada artık çok daha yaygın. Ancak evinize bu standardı destekleyen bir modem aldığınızda Wi-Fi 6 avantajlarından faydalanabilmek için PC'nizin de bu desteğe sahip olması gerekiyor ve bu sadece en yeni üst düzey anakartlarda bulunan bir özellik. O nedenle TP-Link Archer TX55'e bilgisayarında Wi-Fi 6 desteği olmayanlara PCIe adaptörle bu desteği sunuyor. Üründe ayrıca Bluetooth 5.2 desteği de var yani hem yeni Wi-Fi ...hem de Bluetooth 5.2 bağlantısına kavuşmuş oluyorsunuz. O halde gelin hemen detaylara geçelim. TP-Link Archer TX55A kartı TP-Link'in klasik renklerinde olan bir kutu içinde geliyor. Kutu üstünde cihazın resmini ve en önemli özelliklerini görebilirsiniz. Kutu içinde Archer TX55A kartı, 2 adet yüksek kazançlı harici anten, düşük profilli bir destek, hızlı kurulum kılavuzu ve sürücüler için bir kaynak CD'si var. TP-Link Archer tx 55 e küçük bir ağ adaptörü ancak optimum performans sağlayan pasif soğutma için geniş bir soğutucuya sahip. Aynı zamanda oksidasyona direnmek için her konnektörde altın kaplamalar bulunuyor. Düşük profilli bir destekle gelmesi güzel bir detay. Bu sayede kartı küçük form faktörlü bir PC'ye monte etmek için bunu kullanabilirsiniz. Ürünün kurulumu da çok kolay aslında. Model anakartınızdaki küçük PCI yuvasına yerleşiyor. Kartı PCI Express yuvasına taktıktan sonra yine anakartınızda yer alan USB yuvasına kablosunu takıyorsunuz. Ardından cihazın antenlerini bağlayın. Antenleri PC kasanızın dışına yerleştirerek hem daha az parazite da maruz kalıyorsunuz hem de en iyi sinyal alımı için açılan biliyorsunuz Tabii ki modelin güncel sürücüsünü de bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Bundan sonra da kullanıma hazırsınız. TP-Link Archer tx 55 içinde Wi-Fi 6 standardı, MU-MIMO kablosuz aktarımlarını ve en son VPA3 Wi-Fi güvenlik standartını destekleyen Intel Wi-Fi 6 yongası var. Ayrıca her tür aygıtın bağlanması için önceki sürüme göre daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunan Bluetooth 5.2 yer alıyor. TP-Link Archer tx 55 e için toplam teorik maksimum band genişliği Wi-Fi 6 standartını kullanırken 5 GB band bandında 2402 megabit ve 2.4 GHz bandında 574 megabit. Wi-Fi 5 kullanırken maksimum band genişliği 1733 megabite ve Wi-Fi 4 kullanırken de 300 megabite kadar düşüyor. Sürücüleri kutunun içinde bulunan kurulum diskinde bulabilirsiniz ya da TP-Link'in veya Intel Wi-Fi 6 destek sayfasından indirebilirsiniz. Bu A kartını tam olarak kullanabilmek için hem kablosuz kart sürücüsünü hem de Bluetooth sürücüsünü yüklemeniz gerektiğini unutmayın. Sürücüler yüklendikten sonra Wi-Fi'nıza bağlanmak için A kartını kullanabilirsiniz. Kablosuz wi wi Wi-Fi 6 standartını destekliyor ve buna bağlandığımda üst düzey sinyal kalitesi ve ağ hızları elde ettim. Burada Wi-Fi 4'ten Wi-Fi 6'ya kadar farklı standartlar kullanarak farklı kablosuz bantlara bağlanmakta hiçbir sorun yaşamadım. Dosyaları ağ üzerinden aktardım, çevrim içi oyunlar oynadım ve webde gezindim ama hiçbir sorun görmedim. Diğer bir olumlu yön ise Windows'un bu kart için sürücülerini ve de Intel Wi-Fi 6 yongasını düzenli olarak güncellemesi. Bu da uzun süre kullanmak istediğiniz bir bilgisayar için iyi bir yatırım olmasını sağlıyor. Bu A kartıyla yine TP-Link Wi-Fi 6 destek yönlendiricilerini kullandım ve speed test ile bazı ölçümler yaptım. İnternet bağlantımın indirme hızı maksimum 100 megabit ve yükleme hızı ise 10 megabit. Öncelikle 2.4 GHz bandında elde edilebilecek maksimum hızı görmek istedim. Wi-Fi 4 kablo standartını kullandığımda TP-Link Archer TX 55'e ulaştığım maksimum indirme hızı 35 megabitken yükleme hızı 2 idi. Aynı 2.4 GHz bandında Wi-Fi 6 kablo standartına geçtiğimde hızlar tabii ki de arttı. İndirme için 72 megabit ve yükleme için de 3.4 megabiti gördüm. Üst düzey Wi-Fi 6 kablosuz standartına geçtiğimde ise büyük bir artış yaşadım tabii ki de. İndirme için 94 megabit ve yükleme için de 4.8 megabit hızlar elde edebildim. Benim evimdeki internetimin upload hızı düşük ne yazık ki. Daha yüksek hızlar için başka bir yerde test yaptığımda çok daha yüksek upload hızları elde ettim arkadaşlar. Yine bu standartın en büyük avantajlarından bir diğeri kablosuz bağlantıda dahi inanılmaz düşük gecikme sürelerine kavuşabilmeniz. Eğer benim gibi online oyunlar oynuyorsanız bu önemli arkadaşlar. Çünkü burada bir önceki nesle göre 175 oranında daha düşük gecikme süresi alınıyor. Yaptığım oyun testinde TX55 e ile Valorant'a 8 ila 10 ping yani arası bir değer aldım ki bu gerçekten şahane. Aynılarını Call of Duty Warzone, World of Warcraft veya Counter Strike Go'da da görebilirsiniz. Eskiden Avrupa'da veya işte ABD'de oyun oynayan insanların pinklerini görüp iç çekerdik ama artık bunu Türkiye'de de yaşayabilirsiniz. Bununla beraber bu adaptör sadece internet için değil, evinizde bir Wi-Fi ağ kurduğunuzda da işe yarıyor. Şöyle ki Wi-Fi'a üzerinden hani dosya paylaşımı için yine bu adaptörü rahatça kullanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı üzerinden ağınızdaki bir dosyayı hızlıca bilgisayarınıza atabilirsiniz ya da tam tersini düşünelim, PC'nizdeki bir dosyayı yine hızlı bir şekilde ağınıza yükleyebilirsiniz. Bir de evinizde veya ofisinizde 20-30 cihaz aynı anda internette bağlansa bile, Wi-Fi 6 sayesinde o internetten daha verimli bir şekilde yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Performans düşüşü ya da internetin dalgalanması gibi sorunlar da burada olmuyor, verimlilik anlamında da Wi-Fi 6 gayet iyi. O halde sonuca bağlayacak olursam, Wi-Fi 6 standartını destekleyen bir PCI Express A kartının avantajlarından yararlanmak istiyorsanız... TP-Link Archer TX55'e mükemmel bir seçim olabilir. Wi-Fi 6 kullanırken hem yüksek performans elde ediyorsunuz hem de bunu Bluetooth aygıtlarını bilgisayarınıza bağlanmak için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda rekabetçi oyunlar için düşük gecikme süresine ihtiyaç duyan oyuncular için de birebir bu kart. Genel olarak TP-Link Archer TX55'e kablo ağını Wi-Fi 6 standartına geçirmek isteyen herkes için uygun bir seçim olabilir. Eğer sizin de bu tarz bir adaptöre ihtiyacınız varsa TP-Link'in bu modeline bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda elimden gelince sizlere TP-Link Archer TX 55 şeyi anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.